Engin Ardıç Ağaç kovuğundan gelmedik. İktidar Partisinden bir hanım milletvekili cumhuriyete reklam arası dedi. Kıyamet koptu. O zaman sen de kamera şakası olursun diye laf çaktılar. Başlıca muhalefet etme yolları laf çakmaktan ibarettir. Kıyamet koptu da lafın gelişi tabii. Halkın hiç umurunda değil bütün bu olup bitenler. Çakma kıyamet az okunan muhalif gazetelerin iç sayfalarında o koparılıyor. Şimdi, Cumhuriyet'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi ki siz milletvekili olabildiniz diyorlar. Haklıdırlar. O hak epey gecikmeyle ancak 1935 yılında gerçekleşmiş olsa bile. Belediyeler için 1930. Niçin meclis için 5 yıl daha beklenmiş? Hani devrim dediğin alıştıra alıştıra yapılmazdı? Meclise ilk giren kadınlar kontenjandan sokulmuş ve orada saksı gibi, süs bitkisi gibi göstermelik niyetine oturmuş olsalar bile. Kadın milletvekilleri seslerini ancak Menderes devrinde duyurabilmiş olsalar bile. Nazlı Tlabar diye bir mebus duymuş muydunuz? Acaba Cumhuriyet kurulmasaydı, daha doğrusu Dünya Savaşı'nda yenilmeseydik de, İttihat ve terakki iktidarı sürseydi, kadınlar meclise günün birinde giremeyecekler miydi? girerlerdi. Yöneticilerimiz Almanya'yı örnek alacaklardı. Medeni kanunda İsviçre'den değil Almanya'dan ithal edilecekti. Alfabe reformu bile yapılırdı. Enver'in bu yolda bazı denemelerini hatırlayalım. Ama bu bir spekülasyondur, sonu yoktur, lafı bitmez. Onun dışında cumhuriyette iyi kötü demokrasi tesis edildi ki halk oyla, iktidara gelebildiğiniz gibi bön eleştiriler, yoksul halk çocukları devleti yönetir oldular gibi sözde solculuklar ya cehaletten kaynaklanır ya da hınzırlıktan. Demokrasi iyi kötü cumhuriyete tesis edilmedi. 1876 yılında tesis edildi. Ortadan çabuk kalktı ama 1908 yılında yeniden pekiştirildi. Demokrasiyi ortadan kaldıran İttihatçıların 1913 darbesidir. Daha sonra gene ortadan kaldıran da Kemalistlerin 1925 darbesidir. 1925-45 yılları arasında kim hangi halk oyuyla, nasıl iktidara gelebilirdi acaba? Nitekim iyi kötü diyorlar. Bilir bilmez konuşanlar Cumhuriyet'ten önce mağarada ya da ağaç kovunda yaşadığımızı sanıyorlar. Halk çocukları ha? Osmanlı'da hangi kapı kulu, hangi sadrazam halk çocuğu değildir ki? Devşirme yöntemini duymuş muydunuz? Mustafa Kemal Paşa acaba Selanik aristokrasisinden mi geliyordu? Pek sevdikleri Talat Paşa Edirne Postanesi'nde telgraf memuruydu, küçük memur. Bunlar Türkiye'yi anayasanın da, üniversitenin de, yargıtayın da, danıştayın da, sayıştayın da hatta kimileri basının da, meclisinde, siyasi partilerin de cumhuriyetle geldiğini sanırlar. Cumhuriyet olmasaydı nerede okuyacaktın sorusunu da çok severler. Söyleyeyim benim ilk orta ve liseyi okuduğum okul 1868'de, yüksek okulum da 15 sene önce 1863'te açıldı. Demek ki tahsilimi cumhuriyete borçlu değilim. Birileri Yozgat'ta babasının içtiği ayranda bakteriyken de biz taşı kaldırımlarını arşınlıyorduk. Engin Ardıç, Sabah